Yani bana da Ahmet Mehmet Ali'yi getirin. Her zaman götüreceğim ama siz bu doğduğunu yıkayacağım. Bunun şunu var. Yeter ama. Çek. Herkes başta benim var. Bu işi yapıyorum. Evlendim, çocuğum oldu kaç tane. Başka yapacak bir işim yok. Bu işle meşgulüm. Ailecek bu işi yapıyoruz. 30 yılda ilk defa Kayacı tarih yazdı. Bu kadar Kaymakam Bey ve Devlet Su İşleri'nin verdiği karara hepimiz razıyız. Fakat Kayacı Vadisi'nde dere yatağının içinde bulunan Doktor Nazım Başa ait eski İçel Milletvekiline ait bir işletme kapatılmıyor dere yatağının içinde. Biz Kaymakam Bey'in verdiği karara da Devlet Su İşleri'nin verdiği karara da razıyız. Hepimiz razıyız. Tamam. Sökülecekse sökülsün. Zaten ama söktük. İmonlu'dan buraya kadar bütün Mersin'in, Türkiye'nin gelip piknik yaptığı bu tesislerde 10 tane işletme kapatılıp da bir tane en pis olan işletme burası. Bütün şikayetler buraya geliyor. Burası açık kalırsa hiçbirimiz razı olamıyoruz. Vicdanımız el vermiyor. Yapılacaksa ya hep ya hiç. İnsanların ekmeğiyle oynanmasın. Bu olan köşkler bizim köşklerimiz. Ölen de burada, pislik de burada, her şey burada. Bırak alın bizimkiler. İki otobüs jandarma geliyor. Şimdiye kadar hep böyle oldu, şikayet oldu. Jandarmayla çevik. Biz çevik bu arada, jandarmaya zaten karşı gelmiyoruz. Söktür, sökeriz, çaktır, çakarız. Biz geçeriz, söktük zaten. Evet. Dedelerimizden kalma tapulu mülkiyet olup bahsettikleri köşklerin olduğu yere biz derenin ön kısmına birkaç tane taş koyarak oraya suyu öyle akıtıyoruz. Eğer o taşları çekiverdiğimiz zaman o köşklerin altına su gitmez. Köşklerin altından su geçmesini müşteriler istiyor. Su üstünde köşkler var diye Kayacı Vadisi'ndeki bütün işletmeler bu şekilde hizmet veriyor.